Rahim elhamdülillah rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. 13. lema Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi euzubike min hamazatişşeyatin ve euzubike rabben yahturun. Buradan 13. lemadan istiaze risalesi şeytandan, yani şeytan deyip böyle K'ye koyuyoruz böyle. Şeytan varmış yani. Kainattaki işletim sistemini aktif eden virüs. Kainattaki böyle bir virüs düşünün. İnsanın da bütünlüğünü bozmaya çalışan sihat-ı fikir. Yani doğru düşünmeye mani olan tacizleri. Taciz, seni aciz bırakmaya çalışan garip garip düşünceler. Garip garip düşüncelerin bedeni bloke etmesi. Küfre kadar da götürüyor. Mesela bunlarla alakalı siz tıpçı oldunuz. Mesela bir insan kendisini kötü düşünmedikçe kendisini kötü hissedemez. Böyle bir şey olamaz yani. Buna ait sırlar böyledir. Düşünme olmadıkları için hiçbir zaman hiçbir sır kendisini kötü hissedemez. Ağaçlar, çocuklar, deliler. Deli, abi ben panikteyim, depresyondayım, kendimi kötü hissediyorum demez. Niye demez? Düşünce melekesi olmadığı için, tasavvurları olmadığı için. Yani düşünceler, hisler, duyguları, duygular, sinirleri, sinirler, kasları, kaslar, dokular, sıvılar, bedensel şeylerde kendisini gösterir. Titre, bilmem ne yapar, bir sürü şeyler olur. Mesela tansiyon, nabız, bunların temelidir. Şimdi bunlarla kalı bir yer, çok ilginç yani, 78 demalardan okuyorum. Eğer denilse, bu kadar elim anlatılıyor yani, ta 73. sayfadan başlıyor bu şeytanın ivası, yöntemi, kullandığı silahı. 70'ten başlıyor, bu yani 78. sayfaya ki o zaman o kadar anlatımdan sonra şöyle bir soru geliyor. Eğer denilse, bu kadar elim ve karanlıklı ve müşkülatlı yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar? Yani küfre. Elim. Yani elem veriyor. Yani o yola girdiğin zaman bir mutluluk hissetmiyorsun. Bir kere yeis var. Küfür yolunda. Ümitsizlik var. Ümitsizlik karanlık getirir. Yeisin zulümatından. Küfür ikinci şeyi. Kimsesizlik vahşetini atarsın. Kimsen bakalmaz. Herkesi bireyi tek tek düşünür. Küfür maziyi yok eder, geleceği de yok eder. Kabre yılan ve çıyanları akrepler yom olarak düşünür. Küfrün üçüncü sıfatı ervah habisinin izacatında. Yani şeytandır. Olumsuz ruhlar, nasıl tanımlayayım onu, cinlerdir. Bir de bunların dışında ervah habiseler var. Farklı farklı. Mesela dimağda ayrı bir şey var, böbrekte ayrı bir şey var. Yani dört yönden diyebiliriz. Bedenin suyunu değiştiren su unsurunu, bedenin hava unsurunu, toprak ve ateş, sinirleri vesaire. Dört nevi insana musallat oluyor. Yani İbrahim'i. İbrahim ateşi unsur. Bedendeki ateş yani sinirsel. Musa Firavun su unsuru %78-76 su. Ondan sonra hava düşünceli daha çok İsa. Ondan sonra toprak Musa şeriat. Beden yani. Bu dört unsuru
bozmaya çalışıyor. Niye anlatıyorum? Küfür böyle bir garip bir şeyken, yani elim. Sonra bu elimle insan bir karanlığa giriyor. Yani karanlık ne? Önü yok. Önü yok derken ahiret inancı yok. Ahiret inancı olmayınca önün kapkaranlık. Ya karanlık bile değil. Deşitli bir şey ya. Benim bir sene bedelini ödedim. Bir sene Allah biliyor ya. Size yalan mı söyleyeceğim? Bir yanlış tefekkür, imansız kabre gitsem ne olur? Odaklandım sanki iyi bir şeymiş, iyi bir halt etmişim yani. Gece hiç kimse de yok, tek başımdayım, dağda kalıyorum. İyi bir şeymiş sakın, sakın Allah rızası için düşünmeyin. Allah rızası için sakın ha. Ben imansız kabre girsem ne olur? Kefenleniyorum kabire, kabir sürecini de biliyorum ya, okumuşum ya. İşte kefenlenmeden yıkanırken, Musa şeyde, gasılhanede sağa döndürülünce, sola döndürülünce nesil elbise diyor, ayağım yıkanınca, büyük abdestlerimi tıkayınca, ağzıma gusül verilince hepsini meşgul olmuşum. Keşke olmasaydım de. Yani imansız olsam ne olur falan. Bir sene o kabustan kurtulamadım ben. Peki o da varsayım, tahayyülü küfür küfür değil. Ya o bu kafir ne halde? Düşünemiyorum. Gene akıllı yani. Saldırmıyorlar, kendilerini patlatmıyorlar. Yiyip içmiyorlar falan. Acayip bir şey. Yani bu kadar karanlıklı. Anlatacağım şuydu. Dünyada imanı bize getirmiş olduğu en büyük nimetten bahsediyorum. En büyük nimet. Benim dünyada ondan daha büyük nimet yoktur. İmanı getirmiş. Ümitli olmak. Allah'tan ve ahiretten ümitli olmak. Gerisi hikaye. Ümitli yaşamak. İnsanı canlı, dinamik, dik, aktif tutar. Aksiyon olur. Bu insan aksiyondur. Ümitli olmak. Ömür gidiyor. Baki bir hayat var diyor. Hastalık geliyor. Hastalık baki hayatın sihatıdır. Dünyadaki sihat baki ahiretin hastalıklarına vesiledir. İçki içiyor adam sıhhatli olduğu için. Meyhane gidiyor sıhhatli olduğu için. Adam hasta nefes alamıyor mecbur Allah Allah diyor. Vesaire. Şimdi diyor ki bu kadar elim ve karanlıklı, üç, müşkilatlı yani izahı yok. Aklı hem yol bulamazsın. Bu yola nasıl giriyorlar? Yani 78'in sayfa ama 70'ten başladı. Bir sürü soru cevap var, soru cevap var, soru cevap var, soru cevap var. Bu korkunç bir psikoloji terapi dersidir. 13. lema. Sıkıntısı olan bunu okusun. Nereden kaynaklarını anlarsın? Nereden taciz edildiğini anlarsın? Ervah habise ve ervah habise cinlerin haricindedir. Barınabilmesi için sende uygun bir zemin olması lazım. Bu ders onu yok ediyor. Yani bu çiçeği koyduk tamam bu hakikidir. Plastik. Cama açsak yazın olsa, kış olmasa buraya arı gelir. Buraya pislik koyun, sinek gelir. Yani bir insana bir şeyi musallat olabilmesi için ona uygun olması lazım. Bunu o yok ediyor. Yani kendisiyle savaşmıyor. Risale-i Nur. Kendisiyle savaşmıyor. O zatın konacağı pisti kaldırıyor. Uçak inemesin diye. Risale'nin bunu temin ediyor. Kalayı kimseye teslim etmiyor. El cevap. Nasıl insanlar bu kadar elim, karanlıklı, müşkilatlı yola ekser insanlar nasıl gidiyorlar bu küfüre, inkara? El cevap soru buydu. İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Ya anne babası görmemiş, anne babasından. Veya leylim leylim yaşadı ilkokul, ortaokul, lise, üniversite deyince. Ne var ne yok falan ha 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 hu lakalar lukara falan. Bir de millet okşamıştır ki size şimdi tam zamanda tıpçısınız, doktor olacaksınız. Doktor. Çoğu insanlar %99, %95 talebeler ben de okumadım. Oku sizin gibi. Ne derler diye okuyoruz. Ben ne istiyorum diye değil. Ne derler o vesaire. Başkası için okuyoruz. Böyle ya. Toplumun dayatması bu. Sosyolojik bir dayatma bu. Şimdi
İçine düşmüşler bu gençler, çıkamıyorlar. Bir kere düştüğü için, düştüğü şeyi de bilmiyor, düştüğünü bilmiyor, düştüğü yeri bilmiyor, çıkmayı nereden aklına gelsin? Budur zannediyor. Kendi süsü dünyasını genel zannediyor. Genel zannediyor. Yani dışarıya çıkıp da kuyuyu, kuyunun dışını gören değil. Kuyuda annesi doğurdu, kuyuda, tünel düşünün. Orada doğdu, büyüdü. Ne zanneder orayı? 10-15 bulu çağına kadar geldi, 16. Orayı, hayat. Sonra birisi dese ki güneş var, ağaçlar var, dereler akıyor, karıncalar, kelebekler, ne bileyim bir sürü şeyler var. Gül var. Manyak mı ya? Allah'ım. Böyle bir... Nerede olur? Böyle bir hayat olur mu ya? Hayat işte bu falan. Bir de orada bir peygamber varsa, ha bu cennette var. Yukarı bir çıkar ki bakar ki cennetmiş. İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. Hem insandaki bu birinci şık. Yani içine düşmüş, yani tercih etmemiş. Araştırıp da tercih etmemiş. Onaylamamış. Bulunmuş orada. Bulunduğunu da bilmiyor. İkinci şık. Tahlil ediyor yani küfre gençlik veya insan nasıl düşmüş. İkinci şey, insandaki nebati ve hayvani kuvveleri akıbeti görmedikleri, düşünmedikleri ve o insandaki letaif insaniye galip ettikleri için çıkmak istemiyorlar ve hazır ve muvakkat bir lezzette mutesilli oluyorlar. Şimdi insanda elementler var. Siz tıpçı olduğunuz için şöyle çekirdek-ağaç ilişkisini düşünün. Çekirdek, ağaçta ne gözüküyorsa çekirdek de var. Ağaçta şimdi gözüktü, gelecekte de ne gözükecekse gene çekirdekte var. Çekirdekte sonradan ekleme yok. İnsan kainatın çekirdeğidir. Şu anda geçmişte olan bütün hastalıklar, şu anda insanda, var olan insanlıkta ve gelecekte ortaya çıkacak bütün hastalıkların kanuniyeti insanda var. İnsanda hepsi var. Çünkü kainatın çekirdeği olduğunda. Zamanı geldiği zaman, yani şartlar hariçte olduğu zaman, bizdeki o taraf uyanıyor. Mikrop aldı diyoruz. Oysa dışarıdaki içeridekini uyandırdı. Bunu anlamak zor. Yani radyo çalıyor ama bilmeyen adam radyonun içinden zanneder siz. Ama bilen der ki, yayın istasyonundan geliyor. Burada ses geliyor ama harici gösteriyor. Ha? Şimdi insanda iki tane şey var. Yani birinci cevabı verdikten sonra. İnsanda bir nebati, yani şu bitki nasıl besleniyor? Kökten besleniyor. İnsanda bağırsaktan besleniyor. Bu insanın bu tarafı nebatiyet tarafı. Bir de hayvani var. Kuvve-i şeheviye. Kuvve-i gadabiyesi var. Hayvani. Yani üreme, yeme içme. Yani felsefeyi tabiriyle. Felsefe insanı şöyle demiş. Menfaat ve lezzet bildiğine koşan, zarar ve elem bildiğinden kaçan bir mahluktur. Felsefenin tanımlaması bu. Hayvandan. Efendim abi seçin. Ha şu. Menfaatına ve lezzetine koşan, menfaat var mı? Lezzeti var mı? Doğru önemli değil. O şeye gidersem benim menfaatim var mı? O şeye gidersem lezzetim var mı? Doğrudur. Bu tarafta elem ve zarar. Yani ben buraya gidersem sıkıntı çeker miyim? Zarar eder miyim? O zaman bu yanlış. Yanlışlığın ve doğruluğun ölçüsü bu felsefede. Ve felsefede kim kuvvetliyse o haklıdır. Çünkü kuvvetli olmak haklılığın kendisidir. Dinde ise kim haklıysa o kuvvetlidir. O hayatın devamını felsefe ona bağlamış. Evet. Doğal seleksiyonla hangisi güçlüyse... O kadar. Çünkü hakkı var onu yaşamaya. Demek ki insanda yani birinci şey şuydu, A şıkkı, içine düşmüş bulunuyorlar, çıkmayı bilmiyorlar. Öyle bulunmuş. İkincisi, insanda
bağırsaktan beslenen bitkisel bir hayatı var. Bu daha çok hastalıklarla alakalı böyle bitki. İkincisi ona bağımlı. Onu çok dinlerse kulak rahatsız olur. Bitkisel hayat yaşamış gibi olur. Atmosfere göre davranır insan. Ha, ne dedin? Etkilenir. İyi bir şey dedi, dirilir. Birisi bir kötü haber verirse çöker. Bilmem böyle. Harice dayalı bir hayat. Basit bir hayat. İkinci bir özellik de var insanda. Hayvanet hayatıdır. Yeme, içme, üreme. Böyle bir tarafı var. İnsanda bir de bu bitkisel ve hayvansal maddi yapısı olmakla beraber duyguları var. Yani bitkisel duyguları, bitki biliyorsunuz mevsimlere göre yaşar, mevsimlere göre aktif olur, meyve verir, çiçek verir. İnsan da böyle dış şartlara göre etkilenir. Yani topluma göre şekillenir, toplum siyasete kayarsa da kayar. Arabaya meyletmişse toplum arabaya kayar. Daireye şey yapmışsa, üniversiteyi tıp mı, hukuk mu? Şimdi mesela moda oldu. Eskiden benim dönemde tıp modaydı. Şimdi hukuk moda olmuş daha çok. Hukuk çok moda. Bu var ya böyle siyasi gelişmelerden sonra oldu, böyle savcılık oldu, kral böyle. Böyle şey yaptı. Yani toplum nereye meylediyorsa, bu nebati bir hayatın özelliği. Hayvani ise lezzeti ve menfaati varsa onu hedef yapar. Eylemi ve zararı varsa ondan kaçar. Böyle bir kuva var bize. Duygular var. Dolayısıyla bakıyor bu hayatta yaşayan o insan. Lezzet var, menfaat var. Artık doğruluk ölçüsü budur diyor. Çünkü makam var orada. Maaş var orada. Maaş var. Ondan sonra tabii ki niye gitmesin yani? Bunlar bu özellik insana hakim olursa iki tane özellik nebati ve hayvani kuvveler. Biraz önce anlattım. Hakim olursa insanda şöyle olur. Akıbeti düşünmez. Herkes kendisine vursun. Ben de kendime vuruyorum. Bak bir insana nebati, bitki, hayvani, duygular hakim olursa İnsanda şöyle olur. Ne olur özelliği? Akıbeti görmez ve düşünemez. Akıbetim ne olacak? Ya aman! Allah'la ne meşgul oluyorsun ya? Ne olacak? Ne bileyim ya? Hani şöyle derler. Ya herkes ne oluyorsa ben de öyle olacak. Oysa ben iki tane adamı aynı günde mezara gömdüğümü çok iyi biliyorum. İmamlık yaparken yurt dışında. Bir bu camide Almanya'da imamlık yapıyorsun. Bir o arkadaş var. Bir orada yapıyoruz imamlık, bir orada, tamam mı? İki tarafta da öldü mesela. Hakikaten oldu. Bazen oldu. Birbirimize yardım ediyoruz. Bu cami o imama, o da oraya gidiyor. Aynı günde ikisini de bir yere topladık bir camiye ve ikisinin cenaze namazını kıldık. Bir tanesini buraya gömdüm, bir tanesini buraya gömdük. İkisini birbirine yan yana yapmadık. Bunu ayrı kıldık. Buna da ayrı kıldık. Tamam. Şimdi niçin ben bunu söylüyorum? Aman millet ne yapıyorsa, millet ne oluyorsa kabirde. Biz de öyle olacağız canım o kadar. Ne takıyorsun kafaya? Oysa herkes tek gidiyor. Haberi yok. Yani niçin böyle diyor ve niçin vurdun duymaz? Çünkü irade devre dışı kalmış. İhtiyar aklidir. Hazır zamana muptela'dır. İhtiyarın özelliği şudur. Bu mu, şu mu, o mu, bu mu? Bunun arasında tercih yapar. Aklidir. Yani dimağa ait bir sıfattır. Cüz ihtiyar. İrade ise vicdanidir. Vicdanın yapısıdır. Vicdanın dört özelliğinden bir tanesidir. İrade, zihin, his, latife-i rabbaniye. Yani irade vicdanidir. Vicdani dumura uğramış, blok olmuş, sağ. İrade çalışmıyor. İrade çalışmayınca İradenin şu özelliği vardı. Şu günahı terk et, şu açık saça bakma veya şu fat, bu rüşvet, bu sana teklif. Tam bir fırsat ama zulüm olsun. Eğer vicdanın çalışıyorsa, din diyor ki bak bunu bırak, cennette şu var. İrade çalışan temel tercih eder. Mevcudu hazıra tercih eder. Der ki bunu aldım, bunu itiyorum. Bu hazır. İrade bunu yapabiliyor, ihtiyar yapamaz. Çünkü ihtiyar hayvaniyettir. Onun için Üstad diyor ki cüz ihtiyarımdan vazgeçtim. O yönde sözle diyor.
Şimdi hayvani ve nebati duygular insana hakim olursa irade devre dışı yapıyor. İrade devre dışı olunca ihtiyarla hareket ediyor. İhtiyarın da özelliği şu. Hazır zamana müpteladır. Akibeti görmez. Akibeti düşünmez. Dayattığın zaman, babası öldüğü zaman mezarda diyor. Ya bir şey olur be kardeşim. Ya herkes nereye gidiyorsa o kadar. Veya falan artist falan cehenneme giderse ben de giderim diyor. Ama o cehennemin dehşetini, Allah anlatıp anlatıp bitiremediği o cehennemin dehşetini görse böyle der miydi? Allah, Allah bu. Allah'tan ne anlıyorsun sen? O tehdit etmiyor. Allah haşa, mübalağa yapmaz. Tövbe, 100.000 defa haşa. Ne diyorsa sadaktı ve bilhakkın adaktı. Neyse o. Tehdit etmiyor. Realiteyi anlatıyor. O dehşetli cehennemi anlatma aynı böyledir. Acaba onu görse, kim nereye gidiyorsa, kim ne yaparsa ben de herhalde öyle bir şey yaparım der miydi diyemez. Ben bir sene okuyudan çıkamadım psikolojik çöküntüden. İmansız gitsem ne olur? Senaryoyu şeye kadar yaşadım. Haşir meydana kadar. Yatağa girdim. Ondan sonra benim motor dumura uğradı. Yeniden format attık motora. Motor kapağı yandı. Samimi söylüyorum. Motor kapağı size yalan mı söylüyorum? Yapmayın diyorum. Sakın Allah rızası için düşünmeyecek hiç kimse. İmansız olsam ne olur? Demeyeceksin. Laf dinle. Motor yandı. Sonra yeni baştan, kuyudan, Allah merdivenleri, ondan sonra bende psikolojik dersler başladı. Yani benim bir derdim yoktu, sıkıntım yoktu. Yani küfür nasıl bir şey ya? Yani bir, bu tür tahlil ediyorum ya kelimeleri. Küfrü bir tahlil edeyim. Nasıl bir kafirler ne hissediyor? Duman. Duman. Allah benim hiçbir Müslümanıma zerresini nasip etmesin. Küfrün böyle zerresini. Allah'lığın hatırına Cenab-ı Hak nasip etmesin Müslümana. Allah bu. Ha tabii sen Allah ne anlıyorsan, Allah'a ne yüklüyorsan, Allah senin için neyse, cehennem nedir? O zaman ancak anlarsın. Demek ki insandaki bu nebati ve hayvani kuvveler, ha o psikoloji derslerimiz var ya basamaklar oldu. Meğer sonra anladım ki nimet olmuş ki ama istemem de bir daha. Nasıl nimet oldu? Bu kadar Müslümanların istifadesine, Risale-i Nur'daki o enfusi, psikoloji namı altındaki olayları yorumlama malzemeleri Risale-i Nur'dan çıkartmamıza vesile oldu. Psikoloji. Mesela dün sefaat psikolojisi ve affetmenin insana katkısını yaptık. Değil mi? Ne alakası var psikoloji? Toplumsal anlayış. Yani affetmek insan nasıl huzur oluyor? Affedemezsen nasıl köleleşiyorsun onu anlattık. Af. Kastamonu'dan anlattık. Vel kazimine gayze vel afinanin nas. Onu psikolojideki yansımalarından konuştum biraz. Yani affetmesen insan ne olur? Köleleşirsin. Af onu affetmiyorsun. Şeyden üzerindeki battaniyelerden ve kuyudan çıkıyorsun. Eğer affetmesen devamlı o senin zihninde tehdit unsuru. Ona uygun çalışıyorsun. Bu var ya. İntikamını veya zararı düşündüğün, o zaman bütün hareketlerini ona göre yaptığın için ona sen köleleşiyorsun. Affettiğin anda kölelikten kurtuluyorsun. Bunun dininde, dindeki adı da sevaptır. Fiziksel boyutu ise ruhsal boyut, yani pozitif enerjidir. Senelerce okuyorum. Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam her gün hayret hayret içinde kalıyorum. Ülfetim yok yani. Ben sizi mübalağa demiyorum. Hayat değil. Allah bu kafamla şimdi öldürse ve bebek olsam ama bu akılla. Vallahi tallahi billahi. Allah bu aklıma bana sorsa ki bebeğim
Hasan yeni dünyadan geldin. Dünyayı bilmiyordum. Ben seni bir süreçten geçirdim. Bir şeyleri nasip ettim sana. Nurları bildin. Tamam. Öyle öldün. Şimdi bu dokümanlarınla, bilginle seni sıfırdan başlatıyorum. Ama olayı çok iyi biliyorsun. Yani dış dünyayı, tıbbı, hukuku, efendim mühendisliği, her şeyi biliyorsun. Ama yaptığın işi de biliyorsun. Hangisini yapardın? Allah'ın zatına yemin ederim. Zatı şahidim olsun yoksa kafir olurum. Aynı işi yapardım. Demek ki Allah doğru yapmış. Hiç zerre kadar acaba falan bir düşünün. Vallahi düşün, dakikasını vermem. Ha, bambaşka bir kitap. Tamamen bir bakarsın din, bir bakarsın ölçü, bir bakarsın psikoloji. Bir bakarsın mülk, bir bakarsın melekut dersin. Bir bakarsın evvel, bir bakarsın ahir. Şimdi psikoloji mi, din mi? Zaten almaya da öyle dediler. Ona bu hoca mıdır, psikolog mudur? Çıkışta da bunları anlatınca. Ya din, dini şöyle anlamışlar hep anlatılan. Haramdır, helaldir, caizdir, caizdir değil. Domates kafalar, cehennem var lan falan. Hep böyle tehdit unsuru kullandılar para toplamasına, bir şey yapmasına, namaz kılmasına bile Allah ile tehdit etmiş falan. Cehennemle tehdit etmiş. Onların dünyasına bir potre olmuş din. Din sanki tövbe estağfurullah, ceza kesen cumhuriyet savcısı. Böyle tehdit unsuru koymuş. Tabii gidiyorsun sevgiden, insanı inşa eden sevgi olduğunu, af olduğunu, bak nasıl hürriyetine kavuştuğunu. Bunları anlatıyorsun. Adamın tabii o çerçevesine girmiyor. Onun bir din anlayışı var, girmiyor. Felsefe diyecek, felsefe değil ama çok hoşuma gidiyor diyor kendisi öyle. Dedim ki Erol sen ne anladın? Hocam dedi anlattın din değil. Ama ben namazım yoktu, dernek başkanıyım, cami dernek başkanıyım, namazım yoktu. Sen geldin Ramazan'da 7. gün sonra namaza başladım. Din diyeceğim, din değil. Felsefe diyeceğim, felsefe değil. Erol'um sana ne oldu peki? Netice sana ne oldu? Vallahi bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. Namaza başladım diyor ya. Akşamı bekliyorum ha dedi. Bu iftarda teraviden önce acaba bugün nereden bahsedecek dedi ya. Hangi psikolojiden bahsedecek böyle. Böyle keyifle bekliyorum diyor. Eskiden camiye uğramazdım. Kendini tanıdı. Tabii canım. Kendinden zevk almış haberi yok. Baldan lezzet aldığını zannediyor. Oysa bal uyandırmış. Lezzeti kendinden sana. Anne çocuğunu bakarak lezzet aldığını zannediyor. Oysa kendi batındaki şefkat yani rahim ismini aktif ediyor. Evet. Diş dünya seni uyarıyor. Şehvet de öyle. Dışarıdan lezzet aldığını zannedersin. Oysa dışarısı batını uyandırmış. Kendinden kendine lezzet alıyorsun haberin yok. Acayipmiş. İnsan aldanıyor. Demek ki insanın akıbeti görmeyen ve düşünmeyen kuvveler var. Duygular var. Kuvvet. Kuva. Yani güç. Aktif olduğu zaman bloke ediyor seni. Allah Allah ya. Bana da geliyor. Gelmez mi? Bugün geldi böyle. Ne yaptım? Öyle kitap okuyorum. Harika bir tespitim var. Bugün siteyi koyduk onu. Çizelge yapabildiniz mi onu? Koydu mu? Ha. Dünya ve madde köpüktür, sürettir, kabuktur. Allah Allah. Onları anlatıyor. Harika bir tespit. Adam pat diye arada bir kalkayım dedim bir su içeyim. Pat diye adam geliverdi. Durdum orada. Dur. Ne oluyor? Kimsin baktım. Ha, baktım ki hoşuma gitti. Tanıdık birisi. Sıkıntı yapıyor. Tanıdık birisi. Yabancı hiç gelmedi. Tanıyor. Burada mısın? Buradayım diyor. Demek istiyor. Diyeceksin ki ulan manyak mı? Siz demeyesiniz ulan nereye geldik ya bu manyak mı? İçerisi bir umman, bir alem. Tuhaf tuhaf duygular, tuhaf tuhaf. Bazen güneş batıyor, bazen güneş doğuyor. Bitki kuruyor, bitki çıkıyor. Küfürler geliyor, takdirler geliyor. Beni met ediyor, dünyalara sığmıyorum, sen varsın ya. Bir tarafta bana diyor ki aynı yerde, sen var ya hiçbir şey değilsin lan. Odunun birisi, odun bile değil, cehennem bile seni kurtarmaz diyor. Biraz sonra diyor ki senin gibi bir insan yok ha. Sizde de oluyordur. Kim diyor bunu? İçeriden. Dalga mı geçiyor? Dalga geçiyor. Dalga geçiyor.
dalgasını yesinler. Onun adı ne biliyor musun Nadir abi? 339, sözlerde yeni buldum. Yeni bu, yani içerisini yeni buldum. Kelime var. Diyor ki, yeysin zulümatından, tamam. İki, erva habisinin izacatından. İzacatı yeni anladım. İzacat şu, taciz ediyor. Taciz ateşi yapıyor. Taciz. Bir ateş ediyor, tak 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 tak, taciz ateş ediyor, kıpırdayamıyorsun. Ne demek biliyor musun izacat? Çok iyisin diyor, uçuruyor beni, fişek koyuyor. Bir bakın, hastasın, kansersin, bilmem nesin, öleceksin, patlayacaksın. Bu taciz ateşi bu. Erva habisin izacat. Sen iyi değilsin, sen düzelemezsin canım. Yok, sen meyil bağımlısın, daha imla, ilaçın dışında yok. Ta yok canım. Bu erva habisin izacatıymış. Osman abi, şeydeki, Ok Meydanı'ndaki Osman abi bir tasavvur dersinde taciz atışı, hususunda şey dedi, yani PKK dedi, terörist taciz atışı yapar diyor. Eğer diyor sen aldandın, bütün mermiyi boşaltırsan anlar diyor, bu acemi askerdir, gelir diyor. Aferin ya, çok güzel. Ne yapacak diye bekliyor abi. Ne yapacak diye taciz ediyor. Hani PKK atar, tak tak tak, bekle. Eğer hepsini boşaltırsan bu acemi asker. Eğer tak 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 atarsa bu komandoymuş. Eğer sen taciz ettin, hiç ateş etmediyse, hiç merak etme, o seni bulur, o diyor, şeydir diyor. Ne? Bordo bereli. He? Bordo bereliymiş. Bordo bereli, hiç merak etme, bir yere gitmene gerek yok, o seni bulur diyor. Çünkü Allah razı olsun, çok harika oldu. Şimdi şey, harika oldu benim de ya. Taciz ateşi yapıyor. Bakayım, ne oluyor, o Allah var lan, ahiret var lan, aa, hepsini boşalttı. Onun için okuma diyorum ya. Kur'an bile okuma buna. Değmez bu adamı kovmak için Kur'an. Sen Allah için Kur'an oku. Bunu kovmak için okuma. Bazen bana yapıyor. Tam Risale-i Nur'a açıyorum. Okuma yani. Bunun için okuma namusun. Ateş yapıyor. Allah için okuyacaksın. Ulan bırak diyor Nur'u. Şimdi Yasin oku falan. Kötü oldun ya. Risaleleri bırak şimdi. Sonra yaparsın dersini diyor. Sen şimdi diyor ona şey oku. Sakın onu kovmak için Kur'an'ı şey yapma. Alet etme. Hiç kovma. Hiç onunla uğraşma. Ya bana arıyorlar gibi böyle uğraşma, böyle daha bir çocuk. Kur'an'ı Allah'ı Allah için. Kur'an'ı ne cehennemden kurtulmak için, ne cennete girmek için, ne de bu serserilerden kurtulmak için. Rıza-i İlahi koy karşısına. Başka hiçbir şey yok. Böyle dalin amin. Hikaye. Bunlara taciz. Erva habisinin izacatından. Şimdi o aferin. O PKK attı diyor, tamam mı? Sen de grr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 
falan fiyako. Hah, bu acemi asker. Adam anlıyor. Tak 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 tak, komando. Ha, bu da bitecek, biraz sabret. Mermisi atacak, yavaş yavaş. Ama mordobereliysen, bak seni tespit etti nerede oldu. Tamam, hiç ateş etmez. O ne yapıp yapıp seni bir yerden bulacak. Tepene binip kafana sıkacak o. Hiç uğraşma. Bunun adı da Rıza İlahi. Orada kaçarmışlar. Evet. Allah Allah. Güzel. Çok büyük imtihanda oluyoruz. Çok acayip. Evet. Abi, imtihanı bilip fark edersen fark Furkan olursun. Çünkü fark etme ile Furkan oluyor. Furkan olunca muhatap ilahi yegane sen oluyorsun. Farka gelmek, fark etmek lazım. Yani imtihan demek benim alemimde fark etmek. Dostu düşmeden ayrılmak. Tabii. Arkadaşlar dışarıdaki bir şey değil, serseri onlar ya, onlar hiçbir. Burada, burada, tak tak, burada, burada, tak tak, tak tak, tak tak, tak tak, tak. Zübeyir abi mi diyordu abi? Bilsem ki bütün İngiliz, Alman silahlarını, uçaklarını gönderdi. Said'i yok edeceğim deseler. Yap bir kahve için. Hiç yapmadı bir şey. Bacak bacak üstüne atarım. Zübeyir, yap bir kahve derim. Ulan Fransız, İngiliz, Rus diyor. Ordularını birleştirmiş. Barlahi hücum ediyorlar. Said'i yok edecekler. Hiç adeti değilmiş Süber abi, Rüştü abi naklediyor. Ustak böyle yapmazmış. Hiç adeti. Bacak bacak üstüne atarmış. Zübeyir, yap bir kahve derim diyor. Niye? Adsi beşerin devre dışı olunca kudret-i Rabbani'ye devreye giriyor demektir. Sen ne kadar devreye girersen kudret çekiliyor. Aslında bir yer olmana da abi. Kısa olsun. Kısa abi, bismillahirrahmanirrahim. Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur'an'a ait tellallığımdan
ve kuvve-i manevi imaniyeden ise 50 bin nefer değil, yalnızsınız. Meslek itibariyle 50 milyon kuvvetindeyim, haberiniz olsun. Vallahi doğru. Sayfa 72 mektubat. 72. O insandaki letaif insani galebe ettikleri için, yani bu hayvani ve nevati kuvveler var ya, letaif insani, insanı insan yapan değerler var. Letaif insaniye, kurşun kaleminiz var mı? Kurşun kalem ver bana. Barla, barla ver abi. 273 mu, 268 açar mısın? Barla. Aç bakayım. Letaif insaniye anlatan bir yer mi? 273 mu? Barlayı bana getirir misin buradan? Sağda. Orta sayfada. Ve bar sen kendin onu getir. Üçüncü paragrafta abi. Ne anlıyor? Letaif insani var mı orada? Var abi. Ha. 273 mü? 273 paragrafta. Yani atıf yapalım hiç ben. 273. Ha. 273. Letaif insani orada da anlatıyor da hemen. 273. Bak burada. Lemalar 78 atıf yapacaksınız. Burada anlatıyor letaif-i insaniye. Lemalar 78. Tam atıf böyle yapılır. Bak şimdi. O nebati ve hayvani kuvveler var ya. Burada 273'te anlatıyor. Letaif-i insaniye. İnsanda iki tane temel dev latife var. Yani Allah'ın bütün sıfatları iki sıfatla cem olmuş ya. Celal ve cemal. Celal ve cemal. Letaif-i Rabbaniye, Latife-i Rabbaniye, Letaif-i İnsaniye. Latife-i Rabbaniye vicdandadır. Letaif-i İnsaniye kalptedir. Şimdi bu hayvani ve nebati kuvveler Latife-i İnsaniye'ye bu. Latife-i İnsaniye galebe ettikleri için çıkmak istemiyorlar. Yani hakim oluyor. Hakim olunca o iki şey, nebati ve hayvani, insani değerlere. İnsani değerler şuydu. Aç, fakr, bilmek. Açsini, noksanını. Yani nafaka. Nefeke. Ne? Noksan. Naks. Nafaka, fe, fakr, ke, kusur, nafaka, aciz. Torbanda 3-4 tane şey olacak. Yani naks, fakr, kusur, acizlik. Nasıl ezberlesen ezberle bu 4 tane şey. Bu 4 tane şey latife-i insane çalışınca oluyor. Latife-i insane çalışınca insanda bu 4 tane şeyler kendisini gösteriyor. Acizliğini hisseder insan, fakirliğini hisseder insan, noksanlığını hisseder insan, kusurunu görür ve hisseder insan. Yani latife insani çalışırsa. Bu sefer o Erbaa Habis'in izacatı var ya, taciz ateşlerinden. Sıkıldığı zaman böyle zaten insan acizliğini bilip Allah'a iltica edecekti. Fakirliğini bilince Allah'ın zenginliğine, güçsüzlüğünü bilince Allah'ın kudretine. Bu sesini Allah'a itiyor. Tak, tak. Allah'a itiyor. Allah var. Diyor. Latife-i insaniyeye galip ettikleri için çıkmak istemiyorlar. Niye? Ha Leyli. Hayvani duygular galip. Hayvani duygular galip olunca mazi ve müstakbel yok. Leyli'm Leyli. Midesi boşaldı. Yemek yer. Acıktı. Toksa gider yatar. Uşkurluğunu tatmin eder. Hayatı şöyle olur o 4 tane yerine. Mutfak, tuvalet, yatak, okul veya iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Dikdörtgen ve burada ölüyor. Bu mu yani? Hayat bu mu? Yani bu dikdörtgen, mezarlık içine göm. Adeta mutfak ile tuvalet arasında pimaş gibi bir adam. Yani güzelim yemekleri, meyveleri tuvalete dönüştüren bir arıtma tesisi. Belediyenin arıtma tesisi. Pimaş gibi. Mutfak, tuvalet, yatak, okul veya iş. Ondan sonra öl. Bu mu ya? Bu olmamalı. Bu 4 tane çalışması oluyor. Kusurunu, fakirliğini, acizliğini, noksanlığını bilmese. Torbanda bu olacak. Mesnevi Nüre 208'di bu. Söylediğim.
Bu torbanda 4 tane şey olacak. Sonra çıkmak istemiyorlar ve hazır muvakkat bir lezzete, lezzette müstesselli oluyorlar. Onun için dinle alakasız yaşıyor. Dinle alakasız yaşamalarının sebebi, bir, anne babasından veya şeyinden bilmiyor, görmemiş, böyle bir yerde büyümemiş, orada doğmuş, büyümüş, düşmüş, bilmiyorlar, çıkmak istemiyor. Ne arayacağını bilmiyor. Bilmiyor. Çünkü bir insan kendisine şu 4 soruyu soramazsa, nerede, ne arayacağını bilemez. Bir, nereden geliyorum? İki, nereye gidiyorum? Üç, şöyle yapayım, son olsun. Nereden geliyorum? Ahiret, nereye gidiyorum? Son. Ben kimim? Burası nedir? Bu dünya. Soru sorarsanız arkadaşlar, bunu kendinize soru sorarsanız, bu soruyu sorarsanız ve cevabına da samimi iseniz, bulduğunuz her cevap sizin hayat kalitenizi, standartını yükseltecek. Hayatı kalite yapan bu soruların cevabıdır. Bu soruyu sorabilirsek, ben nereden geliyorum? İhlas, Allah'a. Nereye gidiyorum? Ahirete iman. Kalitesini yükselt. Allah'a imanının kalitesini yükselt. Yani nedir o? Derslere gel, kitap oku. Ondan sonra ahirete iman, sohbetlerle gene besleniyorsun ikisi. Sonra bu kitap okumaktan ben kimim? Ben kimimi sorduğun anda burası nedir diye sormaya başlarsın. Kendini sorgulamasan bu dünyayı sorgulaman şansın yoktur. Mümkünatı yoktur. Böyle bir şey yok. Sorgulayamazsın. 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 Mümkün değil. Şurada bir şey var. Dün akşamki derse bir mukaddeme yapmıştım. Hatırlar mısınız? Dün akşam derse gelenler var. Nerede arayacağını bilmiyor. Evet. Ha, çok güzel. Ne aradığını bilmiyorsan, bak cümleye bak. Ne aradığını bilmiyorsan, nerede arayacağını da bilemezsin. Ne arayacağını bilmiyorsan, nerede arayacağını da bilemezsin. Çünkü ne aradığını bilmiyorsun ki, nerede arayacaksın? Ne olduğunu bilmeyen, nereden gelip nereye gittiğini de bilemez. Ne olduğunu bilmeyen, nereden gelip nereye gittiğini de asla bilemez. Uydum kalabalığa. Tabii. Uydum kalabalığa, Allahu Ekber. Millet ne derse, buna sürü psikolojisi denilir. Koyun sürüsü var ya. Yani mesela keçi gider iki yarıktan atlar. Koyun zanneder ki buradan aşağı indi. Kafası aşağıda yürüdüğü için böyle. Onun atladığını görmez. Buradan indi zanneder. Koyunlara telef olur aşağı gider. Eğer koyunun rehberi şey olursa, keçi, hepsi telef olur. Çobanlar bilir. Peki, burada bırakıyorum. Kaç dakika oldu bakayım? 45 dakika belki de ilk defa veya birkaç defa kısa bir ders olmuş olur ama güzel bir dersti. Vahir de vahım. Efendim abi? Letaif-i insaniye. Hayvaniye ve nebatiye letaif-i insaniye galebe ederse. Evet. Niye galebe eder? Hayvani ya da nebati yaşam, insan yaşadıkça o hisler kuvvetlenip galebe mi eder? Yoksa anladım. Bundan... Letaif-i nebatiye ve hayvani demiyor. O kuva. Ha işte yani. He. Çapayım. Nebati ve hayvani kuvveler. Evet, kuvveler. Evet, kuvveler. Letaif insani galebe ederse ne olur? Ve niçin ediyor? Şimdi birincisi, biraz önce anlattığım gibi sorgulamıyor. Yani doğdu, büyüdü, düşmüş içine bir hayata. Mesela Bağdat Caddesi'ne doğmuş veya Ehl-i Fetret. O birinci, o şık bizim mevzumuzun dışındadır. İkincisi, yok böyle bir hayat değil ama toplumsal bir yaşantıda Müslümandır vesaire. Bu insanda nebati ve hayvani kuvveler var. İnsanda bu var. Eğer bunun üzerine açarsak bu bastırılmış duygular, bu bastırılmış duyguları basan
sünnet-i seniyedir. Allah'ın bize sunduğu hayattır. Bunun adı vasat denilir. Bu vasatın aşırısına ifrat denilir, nötr tarafına tefrit denilir. İnsan. Yani bunları düşünmemek demek hayvani ve nebati hayata düşmüş olur. Böyle bunun adı tefrit. Eğer nebati hayata düşmüş olur. Eğer ifrat ederse hayvaniyet olur ki şeytanlıktır. Her şeyin, bir daha söylüyorum, her şeyin ama her verilen duygunun, latifenin 3 tane modu var. Klima gibi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ortası vasat. Hakka hak bilmek, hakka yapışmak, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmak. Bunun 3. modu ifrat, aşırı. 1. modu tefrit. 1. modu nebatiyet. Fok balığı gibi. Bulunduğu yerde hiç sorusu yok. 3. mod ise bu hayvani duyguların peşine olur. Her duygunun ifratı şeytandandır. Her duygunun tefriti nefistendir. Bu kesin. Vasatı sünnettendir. İşte arkadaşlar, biz sünnet-i seniye, yani firavunu yaşamak istemiyorsak bedende, firavunu yapı, yani sıvı, kandır, şehvettir, sperma, özür dilerim ama öyle suyla alakalı her şey, suyla alakalı her şey firavunu bir meşreptir. Su. Onu suyu, firavunu meşrebi durdurabilmek için bedende musevi bir meşrep karşısına koyacaksın. Musevi meşrep sünnete uyandır. Eylemcidir. Eylemdir. Yani hikmet aramaz. Yaşantıdır. Fiil dünyasıdır. Sünnet-i senin yaşayacaksın. İbrahim'i ateşe attılar. Dima'dır, vehimdir. Nemrut demek, bizdeki karşılığı, dimadaki yanlış düşüncelerin oluşturduğu panik atak, depresyon, ateş gibi yanıyorum, yanmak, tutuşma. Bunu söndüren İbrahim'i meşreptir. O da tefekkür ve şefkattir. 750 küsürde anlatıyor İbrahim'i şualarda. İbrahim'i meşrep, tefekkür ve şefkat. Yani unsurları şey yapmak lazım. O da şey yapıyor. Ha, demek ki biz sünnet-i seniyeye, yani imanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında evamir-i Kur'aniye imtisal ederse letaif insani hürdür. Eğer biz imanın ziyası yok veya lengur lungur anne babadan kalmış miras gibi bir iman götürmüyor. Hani miras kalıyor ya, arsa, daire falan. Onunla olmuyor kardeş, hazır mal bitiyor. İmanın ziyasıyla, güneş gibi. İslamiyet çekirdek insana nasıldır? Su çekirdeği neyse, İslamiyet suyuyla. O zaman insan ne şu nema buluyor? O duygular çıkamıyor. Yani iki temel söylüyorum kısacası. Vehim ve vesvese. Vesvese kalbidir. Varı yok etmek üzerine kurulmuştur. Vücudu ademe dönüştürür. Yani iki tane temeli var bizi en çok rahatsız eden. Abdest, bak abdesti yoktur der. İmanın yoktur der. Yoktur abdestin, ha haberin olsun demez. Yoktur abdestin der. Abdestin yoktur demez. Yani abdestini al demez. Demek ki vesvesenin temeli eylemseldir. Eylemsel üzerine kurulmuştur. İmanın yoktur, abdestin yoktur. Bu buradandır. Dima ise, vehim ise düşüncelerin birbirine karmasıdır. Yani bozuk düşünceleri oluşturur. Hastasın, iyi değilsin. O sana böyle baktı, sen böyle de ver ağzını payını falan. Hep böyle düşünsel boyutu vehimdir. Allah Resulü'nün hadisiyle de bir mana, vehim çok acımasız bir latifedir. Bu ikisini kontrol edebilmenin yolu anlatıyorum şimdi. Kardeşim sor, adı neydi senin? Mehmet. Bir, bunun yolu şefkat ve tefekkür. Tefekkürle vehmini blok edersin. Başka şansın yok. 723 abi. 723 mü? Şualar 723. Tamam. Yani tefekkürle blok edersin. Dimağını kontrol altına alırsın. Burayı da
kalbi şeytani vesveselerle de eylem, fiil ve ilim. Eylem. Yani ilim derken zikir. Ela bi zikri la tetmeynil kulub. Bütün kalpler Allah zikretmeyle mutmain olur. Yani evrat, eskar ve yaşantı. Evrat, eskar, yaşantı burayı, burası da tefekkür ve şefkat. Bloke ediyor. Mesela şöyle diyeyim. Şefkat diyeceksin ki ne alakası var bununla? Eskişehir Hapishanesi'nde ustadımız karşısında lise mektebi vardı. Değil mi? Kapısında kızlar raks ediyordu, oynuyordu. Biz görseydik şehvetimiz artardı. Değil mi? Kızlar oynuyor. Daha iyi bak sokularını falan. Ustad ağlıyor. Ha, bir, bu birinci. İki, bacına karşı, anana karşı şehvet olmuyor da sokaktakine niye oluyor? Çünkü Sima, karabeti nesebiye cihetiyle haber verdiğinden annenene, bacına şefkat galip olduğu için şehvet yok. Değil. Bastırılmış. Eğer bu şefkat üstü açılırsa anana da bacına da olur. Dolayısıyla bir insanda şefkat galip olursa şu kızı nasıl fırsatını bulurum demez. Ulan ben buna dini nasıl anlatırım? Ya bu Kemalizmin tuzağına, kıskacına düştü. Ben buna küçük sözler nasıl veririm? Meyve Risalesini, gençlik rehberi nasıl veririm? Ben bunun düştüğü bataklıktan nasıl kurtarabilirim? Düşüncesi şefkattır, şehvet olmaz. Bastırır o. Şehveti bastıran şefkattır. Seni dolayısıyla şefkat günahları terk etmemize büyük bir vesile. Sana bir şefkat-i mukaddesi değil mi abi? Evet. Şefkat-i mukaddesi, Allah'ın tanımladığı şey. Bak bir daha söylüyorum. Şefkat terklerin kaynağıdır. Yani günahlara mani olur. Çünkü şefkat onu kurtarmak düşünürsün. Yoksa ondan nasıl istifade ederim, nasıl tongaya getiririm, nasıl düşürürüm demez, diyemez, dettirmez. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.